Değerli konuklarımız, saygıdeğer hanımefendi, Sayın Emine Erdoğan salonumuza teşrif etmişlerdi. Alkışlarınızla. Thank you.
geldi. Sayın Federasyon Başkanı, kıymetli dostlar, değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sizlere Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı'nın uçak dolusu selam ve sevgilerini iletmek üzere huzurlarınızda bulunmama vesile olan böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getiren Dünya Balkan Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Çok heyecanlıyım hanımefendi. Görünce onlarla hafıza sığınırım hanımefendi. Ortak bir tarihi ve kaderi paylaştığımız, ortak bir coğrafyada yaşam sürdürdüğümüz dost ve kardeş Balkan ülkelerimizin değerli kadınlarıyla yüzüde şehrimiz İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin teşrifleriyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Selam olsun sizlere, Balkan kadınlarına. Hepinize selam olsun. Balkanlar deyince Tuna geliyor hepimizin aklına. Plevne geliyor, Silistre geliyor, Dobruca, Deli Orman, Üsküp ve Selanik geliyor. 5-6 asır bu toprakları hoşgörüyle yönetmiş bir imparatorluktan ve onun ardında bıraktığı izlerden bahsederken inanın insan bazen duygularına hakim olamıyor. Lakin nihayetinde Can İmparatorluğu bir asır evvel meydana gelen savaşlar neticesinde Anadolu'nun Avrupa'ya açılan kapısı olan bu topraklardan çekilmek zorunda kalıyor. Yeni doğan Türkiye Cumhuriyeti o günün şartlarında dışta kalan kardeşlerini koruyabilecek, onlara bakabilecek bir güce sahip değildi. Yakın bir tarihe kadar da hükümetler Balkanlara komşu ülke gözüyle bakmaktaydılar. İlişkiler de hep bu mihvarda değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömürler versin. Onun gözünden Balkanlara asla sadece komşu gözüyle bakılmadığını defalarca şahsından dinleme fırsatımız oldu. Sadece Batı Trakya için örnek vermem gerekirse Batı Trakya'ya ondan evvel başbakan olarak gelen en son isim Celal Bayar'dı. Neredeyse 60 yıl şu anda aramızda bulunan ve toplantımıza şeref veren sevgili eşleri Sayın Emine Erdoğan hanımefendi ile birlikte Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ziyareti Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Batı Trakya'ya gerçekleştiren ilk ziyaretiydi Cumhurbaşkanı olarak. Bizler evladı Fatiha'nız. Bir şekilde bizi bu coğrafyadan atmak istediler. Ellerinden geleni yaptılar. Çünkü bizi sahipsiz bellediler. Lakin son yıllarda bu durum fazlasıyla değişti. Artık iç sorunlarıyla boğuşan zayıf bir Türkiye yok. Artık güçlü bir Türkiye var. Cesur ve tüm dünya mazlumlarının yanında duran bir lideri var. Anavatanımız bugün başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere soydaşlarına, ecdat yadigarına güçlü bir şekilde sahip çıkmaktadır. En basit şekilde örneği vermek gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgede yaptığı geniş çaplı ziyaretler ve resmi temaslar hala bu coğrafyada yaşamaya devam eden soydaşlarımızla büyük sevinçle karşılanmaktadır. Devletimizce asla yalnız olmadıkları mesajı çok güçlü bir şekilde verilmektedir. Rahmetli eşim Doktor Sadık Ahmet, diline, dinine, milletine gönülden bağlı kişiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ayakta tutacak ve ileriye götürecek olanlardır derdi. Onlar devleti ne kadar ileriye götürüp ne kadar güçlü olurlar ise Batı Trakya ve Balkan Türkleri o kadar güçlü olurlar derdi. Eğer bugün yaşasaydı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin
tam da bu kimseler olduğunu o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken makamını ziyareti sırasında kendisine Mücahit kardeşim Sadık diye sarılan o mert adamın tam da bahsettiği adam olduğunu gözleriyle görebilir ve kadim dostluğuyla gurur duyabilirdi. Kıymetli hanımefendi ve değerli konuklar, biz batırırken Müslüman Türk asıllı olarak her daim yanınızdayız. Sizler de gurur duyuyor ve dualarınızdan hiç eksik etmiyoruz. Rabbim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ona güç kuvvet versin. İnşallah yine zaferler ve sonuçlanacak olan seçimlerden sonra daha da güçlü bir Türkiye ile hep birlikte mücadele etmek üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Allah'a emanet ediyor, saygılarınızı sunuyor, karşınızda şükran ve minnetle eğiliyorum. Bu güzel konuşmaları için Sayın Işık Ahmet Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz.